Bu bölümde doları, Türk lirasını, gündemi biraz konuşacağız dostlar. Uzun bir süredir gündemi baya baya meşgul eden bu Raip olayımız vardı biliyorsunuz. O konuyu neyse ki cuma günü çözüme kavuşturduk. Şimdi ise henüz çözemediğimiz hangi problemler var ve bu problemler doların daha da artmasına neden olabilir mi? Bu problemleri biz nasıl çözebiliriz ve çözersek de dolar daha da düşebilir mi? Bunları konuşacağız dostlar bugün. Yani böyle mevcut durumu, gündemi şöyle bir değerlendireceğiz dostlar hep birlikte. Böyle bir ileriye de bakmaya çalışacağız. Hepsini konuşacağız. Başlamadan önce tabii ki kişi başı 70-80 liralık Siscoin çekilişime katılmak isterseniz bu videoyu beğenip fikrinizi yorum olarak aşağıya yazmanız ve kanalıma abone değilseniz abone olmanız yeterli olacak. Bu arada bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Bunu da mutlaka buradan söylemiş olayım. Şimdi dostlar hem bu Raip Brunson olayını hem Türk lirasındaki değer kaybına neden olan diğer olayları hem de böyle bir dolar TL paritesindeki teknik analize, formasyonlara şöyle bir bakalım dostlar. Doların geleceğini yani aslında kendi geleceğimizi konuşmaya başlayalım. Şimdi TL'nin düşmesinin birçok nedeni var abi. Ki zaten biliyorsunuz FED bir süredir faizleri artırıp Amerika dışında gezen o sıcak dolarları ülkesine çekiyordu. Bir yandan da yani dünyada o beklenen küresel kriz olayı var. 2020 deniyor, 2021 deniyor. Son günlerde daha da dillendiriliyor bu. Hem bu FED olayından hem de bu küresel kriz beklentisinden dolayı bizim gibi gelişmekte olan ülkelerin rağbet azalıyor da olsa. Yani küresel ölçekte yatırımcılar artık eskisi kadar yani 2005, 2006, 2007 yıllarındaki kadar risk almıyorlar dostlar. Risk alabilme kapasiteleri azaldı. Bu çok net bir gerçek. Bu da dostlar doların güvenli olan limanı Amerika'ya doğru göçünün önünü açıyor. Yani dolar aslında birçok bu nedenlerden dolayı Amerika'ya doğru gidiyor. Bunun üzerine bir de bizim izlediğimiz politikalar var. Onları da işin içerisine eklediğimiz zaman bizdeki etkisi daha da sert oluyor dostlar. Bir de şimdi bu Raip Brunson olayı var. O konuyla ilgili de birkaç bir şey söyleyecek olursak Raip Brunson olayıyla birlikte o girine ilişkiler son dönemde iyice böyle zirveye ulaştı. Ama baktığınız zaman dostlar bizim Amerika ile gerilen ilişkilerimiz kesinlikle böyle son birkaç aya falan yayılmıyor ki. Daha eskiye dayanıyor. Biliyorsunuz bu Halkbank olayları falan var ya, konuşacağız bunları siyaset yapmadan dostlar. Dolar Raip Brunson olayı öncesinde işte 3.75, 3.76, 3.77 civarlarında geziyordu. Sonra adım adım 4 liraya geldi. Hatta o ara ben 4 lira civarındayken az bir param vardı. Dolar almak istemiştim. Bankacı beni aradı ve dedi ki Eren Bey şu an dolar çok yüksek yalnız falan dedi. Neyse ki dinlemedim. Neyse ki hakikaten dinlemedim. Kendi fikrimle hareket ettim. İyi ki de öyle yapmışım. Yani yatırım tavsiyesi almamışım. Kendi kararım. Yani zararını da görsem, faydasını da görsem kendi kararım. Başkasının kararıyla zarar göreceğim abi. Kendi kararında zarar görmeyi ben her zaman daha tercih ederim. Neyse dostlar 4 lira civarındayken işte bu Trump'ın tweetleri falan Amerika ile ilişkilerimiz daha da böyle bir gerildi. Gerilince haliyle yatırımcılar çekildi. Çünkü belirsiz bir yere kimse para bağlamak istemez, yatırım yapmak istemez. Hele ki dünya finans piyasasını Amerika yönettiği için kimse Amerika'nın restleştiği bir ülkede kalıp Amerika'yı karşısına almak istemez abi. 2-2 daha 4. Bu çok açık bir gerçek. Derken dostlar derken 4 lira civarlarından dolar uçuşa geçti ve 1-2 ay içerisinde 7-15 kadar çıktı. Hatta bazıları aylar önce bu ülkede dolar 10 lirayı görecek abi ve orada da fazla tutmayacaklar ama 7 lira civarlarında kalacak demişti. Neyse ki dostlar şu an en azından şu an öyle bir tablo yok karşımızda. Şimdilik bu bile iyi bir şey aslında. Ama dostlar bu Raip sürecine daha böyle bir geniş açıdan da bakmak istiyorum izninizle. Türk lirasının aşırı değer kaybı konusu aslında biraz da böyle bir tarih skalasına baktığımız zaman genel olarak bu Fed'in faizleri artırarak dolarları Amerika'ya çekmeye çalıştığı döneme de denk geliyor. Dediğim gibi yani demin konuştuk. Zaten Raip Brunson olayıyla ilgili Trump ilk tweet'i attıktan sonra bir süre karşılıklı böyle bir restleşmeler oldu. Akabinde bir suskunluk ortamına girildi. O arada işte muhtemelen oyunlar bu faizler üzerinden oynandı. Takip etmiş medyadan falan. Derken dostlar bir şey söyleyeceğim size. Politik meseleler, ne bileyim başka tartışmalar genelde kapılar arkasında yapılır değil mi? Trump Brunson'la ilgili o ilk tweet'i neden attı mesela? Neden bunu kapalı kapılar arkasında görüşmedi? Ya da görüştü de çözüm mü bulamadı Türkiye tarafında? Ki konuyu Türkiye üzerine kamuoyu baskısı yaratmaya getirdi ve tabii ki de yatırımcıları da yönlendirip ekonomik baskı mı oluşturmak istedi acaba? Ki bunu istediyse zaten başarılı oldu bir yandan ama
Neyse dostlar, Riot gidince Allah'tan Türkiye'yi kötülemedi. Hatta Türkiye'yi, Türkleri seviyorum, yıllarca Türkiye'de yaşadım tarzı açıklamalar falan da yaptı Beyaz Saray'da. Ama bu süreçte dostlar olan yine bizlere oldu. Olan yine halka oldu. Dolar kuruna endeksi olarak ülkeye gelen hemen her ürün zam yedi. Hatta fiyatın zamlanacağından emin olan stokçular falan çıktı ortaya ki çok yanlış bir şey bu. Ama dostlar geldiğimiz noktada Cuma günü Riot serbest kaldı ve sonrasında işte elimizde avucumuzda yine dediğim gibi zamlar kaldı. Şunu çok ama çok net gördük abi. Dolar kuru, dolar böyle dediğini yaptırma aracı olarak kullanıldık. Kullanılıyor da zaten hani. Bizim gibi ülkeler bu konuda biraz daha böyle bir kırılgan da olabiliyor bir yandan. Çünkü nihayetinde dışarıya borçlanan bir ülkeyiz. Dostlar böyle yani. Bir yandan da işte bu Ripe Brunson olayı yani bizim tarafta devam da etseydi, yani serbest bırakılmasaydı dostlar, madalyonun bir de o yüzü var. Yani Amerika'da görülen bu Halkbank davasında sert cezalar gelebilirdi. Bu da var yani, ama hala bu belirsizlik bu arada devam ediyor piyasalarda. Piyasaları etkiliyor. Yatırımcının zaten risk iştahı düşmüş durumda. Bu gibi haberler de yani bu işte davanın belirsizliği falan da Türkiye'ye gelmesini engelliyor. Gerçi Ripe'in bırakılmasından sonra Trump'ın attığı tweet bana hani acaba mı dedirtti. Yani Amerika Halkbank davasında acaba olumlu bir karar mı verecek? Veya bu F-35'ler vardı biliyorsunuz. Bu süreçte F-35'leri vermem tehdidi vardı Amerika'nın. Acaba bu mu çözülecek? Umarım böyle olur dostlar. Umarım sorunlar hemen aşılır ve Türkiye hani gerçekten tekrar o hak ettiği eski mevcut konumuna dönebilir küresel piyasalarda. Bir de şu var abi, bu Trump sanırım 7 ya da 8 Mayıs'ta İran'la nükleer anlaşma bitirip ek yaptırımlar uygulayacağını açıklamıştı. Bu yaptırımlar Kasım ayında bu arada hani daha da ağırlaşacak. Orada bizim tavrımız da önemli olacak bu arada, bu ek yaptırımlarda İran'a yönelik. Bu yaptırımlara bu arada hani Avrupa Birliği gibi oluşumlar veya diğer ülkeler falan siyasi olarak karşı durabiliyorlar. Ama onların markaları dostlar, o ülkelerin markaları kesinlikle bu riski alamıyorlar. Mesela İsveç markası Volvo şurada 2 hafta önce İran'dan çekildiğini açıkladı, biliyor musunuz? Volvo'nun planı oysaki şuydu. Körfez ve Afrika pazarına İran'ı bir üs olarak kullanıp ihracatlarını yapmaktı. Volvo bu plandan vazgeçti. Bu tabloda aklımıza kripto paralar geliyor illaki. Kripto paralarla çalışılabilir miydi? Çalışabilirler miydi? Bu riski, yani bu engeli aşabilirler miydi? Aşabilirlerdi ama bu markalar dostlar kesinlikle bu riski alamazlar. Nihayetinde sonuçta yine Amerika'ya karşı olmuş oluyorlar. İster kripto paralarla, ister başka bir şeyle. Bu Ripe Brunson sürecidir, önceki süreçler falan hep böyle, Amerika ile yaşadığımız süreçler falan hep yüzümüze aynı şeyi çarpıyor, biliyor musunuz? Defalarca aynı şeyi çarpıyor. O da ne derseniz, üretmemiz ve markalaşmaya yatırım yapmamız gerektiğini çarpıyor. Üretseydik dostlar, yatırımcı çıkıp giderse gitsin. Yani gitmesin tabii ki ama giderse de gitsin. Zaten ürettiğimizi satarak ülkeye para getirebilir. Yani dolar belki hani artardı yine ama hani 50 kuruş artsın, 60 kuruş artsın veya 1 lira artsın. Hani 4 liradan hani 5 liraya çıksın. Dünya çapında ticaretimiz de olacağı için bir yandan Amerika yine finansal sistemde Türkiye'yi belki dışarıda bırakmaya çalışırdı. Buna uygun bir rol takınırdı ama muhtemelen bunu bu kadar hızlı yapamayabilirdi. Belki daha uzun bir sürece yayılırdı. Mesela bu Çin olayı var, biliyorsunuz. Çin üzerinde de benzer olaylar var, benzer baskılar var. Amerika Çin'e karşı bir ticaret savaşı başlattı önceki dönemlerde. Bunu da ben kanalını inceledim bu arada. Merak edenler varsa izlesinler o videoları mutlaka. İşte mesela bakın, yani bu yuan ve dolar paritesinde ki olaya bakın, yani ticaret savaşları gölgesinde ne kadar yapay ilerliyor. Muhtemelen bir savaş var abi aralarında. Balinalar var, aralarda bilmem neler var. Belki bir yığın denge var. Grafiğe bakınca ama benim aklıma bir şey geldi. Onu da araya sıkıştırmış olayım. Yapay hareketler var ve bu yapay hareketleri ben çok Bitcoin hareketlerine çok benzettim. Ki o da bir manipülasyon. Orada da bir manipülasyon var. Burada da var. Yani orada da bir şeyler yapılmak isteniyor bizdekine benzer şekilde. Şimdi tabii ki asıl önemli soruya geldik. Asıl önemli soru ne? Bundan sonra ne olacak abi? Bundan sonra ne olacak? Yani dolar düşecek mi? Yükselmeye devam mı edecek? Ne olacak? Dediğim gibi dostlar, Ripe Brunson'ın serbest bırakılmasıyla birkaç senedir bu gerilen Türk-Amerikan ilişkileri biraz böyle bir rahatladı. Böyle bir geri vites demeyeyim de hani bir vitesi boşaldık diyebilirim. Ama diğer sorunlar çözülmedi abi. Diğer sorunlar masada duruyor. İşte Halkbank'ları bilmem nedir falan. Bir de bizim kendi politikalarımız var. Kendi ekonomik politikalarımız var. Bunlar olduğu için mesela ben Ripe Brunson'ın duruşma günü çok bir düşüş beklemedim. Çünkü tamam hani Ripe serbest bırakıldı ama açın abi grafiğe bakın. Yani zaten piyasa bu olumlu haberi çoktan satın almıştı. Yani duruşma tarihi yaklaştıkça dolar zaten böyle kademe kademe inmeye başladı. Bu haberler piyasaya pompalandı. İşte serbest bırakılacak. İşte
Amerikan medyasında çıktı. İşte Amerika ile Türkiye arasında gizli anlaşma vardı falan filan. Bu haberler zaten pompalandı piyasaya ve TL adım adım yükseldi, dolar da düştü. Yani piyasa buna çok öngörülebilir ve çok tahmin edilebilir bir tepki verdi. Ama piyasa Raib'in serbest bırakılacağına inanmasaydı ve dolar düşmeye çoktan başlamasaydı, bu da başka bir senaryo, başka olabilecek bir şeydi, hikayeydi, senaryoydu. O zaman dostlar bu duruşmanın olduğu gün sert bir düşüş bekleyebilirdik ama dolar zaten tepede olurdu. Ama hani duruşma anında ben takip ettim durumu. İşte 5.85-5.86'larda falan gezdi. Duruşma sonrasında bir işte 5.82 civarlarına falan düştü ama sonra tekrar yükseldi 5.95 civarlarına. Peki işin teknik analiz tarafına da biraz bakalım. Bu dolar TL grafikleri bizlere neler söylüyor? Şimdi benim bu çok önceden çizdiğim bir üçgendi. Gördüğünüz gibi simetrik üçgen formasyonuna uygun şekilde hakikaten dolar çok buna uygun şekilde hareket etmiş ve üçgeni kırmış. Tabii bu formasyonda, yani simetrik üçgen formasyonda teknik analiz tarafında, hani sadece o noktada konuşursak, yükseliş ihtimali, düşüş ihtimali eşit. Genel piyasa ile birlikte olayı değerlendirdiğimiz zaman bunu mutlaka böyle yapmamız gerekiyor. Beklediğimiz gibi olmuş yani hareket. Dediğim gibi Raib'in serbest bırakılacağı haberine piyasa oldukça olumlu tepki vermiş, kademe kademe doları düşürmüş. Moving Average dediğimiz bu hareketli ortalama da zaten yukarıda kalmış. Şimdi ise dostlar biraz daha işimiz, biraz daha bu grafikte, teknik analizde olay takoz formasyonuna döndü. Yani bu formasyonda olay biraz daha böyle bir yükseliş dostlar. Yani dolar tarafında yükselişi işaret ediyor olabilir eğer bu formasyon çalışırsa. Yani bu formasyon çalışırsa işte dolar buradan, ne diyeyim size, 6.20, 6.54 ve oradan da belki 6.79-80 civarlarını test edebilir. Tabii şu şartlarda mutlaka bu işi genel piyasa tarafından, haberler tarafından yorumlamamız lazım. Kesinlikle teknik analiz tek başına yetmez. Buradan net bir şekilde söyleyebilirim size. Bu arada bu anlattıklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değil dostlar. Mutlaka bunu da aklınızda tutun. Araştırmalarınızı kendiniz yapın. Eğer bir noktaya, her şey olabilir, dolar olur, TL olur, kriptolar olur, mutlaka kendi araştırmalarınızla yatırım yapın eğer yapacaksanız. Sonuç olarak dostlar, yani sonuç olarak olayı toparlayacak olursak, bu iki ülke ders çıkarabilirse, sorunlarını giderebilirse ve Halkbank davası da Türkiye için güzel bir şekilde sonuçlanabilirse, tekrar Türkiye global piyasalarda sonuç alabilir bence. Hani yatırımcı çekebilir. Ha tabii işi yine de kolay mı derseniz, bence yine de kolay değil. Yani bu dediğim gibi 2005, 2006, 2007 yılları gibi değil o piyasa. Piyasalar artık fazla risk almıyorlar. Genel dünya şartları biraz böyle. Umarım daha güzel günlere hep birlikte uyanırız dostlar. Benim dileğim budur. Bölümü bitirirken bu bölümü arkadaşlarınıza göndermeyi, ilgili arkadaşlarınıza göndermeyi, Facebook'ta, Twitter'da paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu benim için her zaman en güzel teşekkür olur. Çekilişe katılmayı da mutlaka unutmayın. Bu videoyu da beğenirseniz süper olur. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşça kalın.